siyosiy masalada savol bersam. Xo'p. Ya'ni tahlillarni sizdan nima qilsam, tekshirib olsam. Xo'p, Al Jazeera degan kanal haqida eshitgansiz. Shu kanalda Muhammad Sanusi degan inson haqida nima qilingan? Ya'ni Liviyani bir paytlar podshohi bo'lgan inson. Dokumentalni videolar qilib, dasturlar qilgan. Muhammad Sanusi Aljirdagi Fransiya ishlarini ustida Aljirdaga yordam bergan, bir tomondan orqa tomondan yordam berganligi uchun NATO tashkiloti, Amerika tashkiloti Muhammad Sanusini ag'darib, o'rniga Muammar Kaddafini joylashtirgan ekan. Endi Muammar Kaddafi ham o'z vaqtida Amerikani umidlarini ham puchga chiqarib qo'ygan ekan. O'ziga yarasha bilan kelgan, to'g'ri. O'sha yerda mana nimani ham Turkiyani ham bosh vaziri osilgan bosh vaziri o'sha agar adashmayman. Adnan Menderes. O'sha inson o'sha insonlar ham xuddi shunday nima bo'lgan ekan. Osilishiga sababi o'sha Fransiyaga Fransiyani ishiga qarshilik qilish bo'lgan ekan. Nimada? O'sha yerda Aljirmida, Aljirda qilingan ishda bir kechada 30 mingga yaqin aholi qirib tashlangan ekanda, biru indamagan ekan ish yerda. Shu ma'lumotlar masalasida to'g'riligini sizdan ham bir so'rab olay deyapmanda. To'g'ri, Fransiyani Aljirda qilgan, Afrikani boshqa o'lkalarda qilgan xunrezliklari misli ko'rilmagan xunrezliklar, IŞİD ham uxlab turib tushiga kirmagan ishlarni Fransiya qilgan. Odamlarni qirgan. Video roliklar bor. Shunda kapadan chayladan chiqqan odamlarni taqillatib otib tashlagan Fransiya askarlari. Hech qanaqa quroli yo'q bechoralarni. Qishloqdagi aholi chiqsa otga ov quyon ovlagan singari odam ovlashgan. Muammar Kaddafini, ya'ni Muammar Qazzofi o'zi asli harbiy to'ntarish bilan mamlakatga kelgan va o'sha davrlar shar oldinroq o'zi Turkiyada yangi siyosiy harakat, yangi uyg'onish harakati boshlangan bo'lgan. Qanaqa harakat? Xilofat, ya'ni imperiya asli, lekin islom ummatini birlashtirish uchun markaz hisoblangan joyni kim edi? Otaturk. Mustafa Kemal Otaturk, ya'ni parlamental davlatga aylantirgan, mustaqil davlatga. Otaturkni plus minus tomonlari. Minus tomonlari mavjud sistemani yiqitishligida yordamchi bo'lgan. Musulmonlarga juda katta tazyiqlar, islomga juda katta zarar yetkazgan, lekin plus tomoni mustaqillikni asrab qolgan. Mustaqillikni asrab qolgan. Bir qiziq gap bor. Bu turklarda oq partiyani anaqasi bor edi. Oxirgi anaqa Istanbulni saylovida qatnashgan keksaroq odam kim edi oti? Ajoyib bir odam bor. Yosh keksaroq. Juda samimiy odamda. Shu odam Amerikada suhbatda aytyapti. Amerikantlar savol beryapti. Dunyoda hech kimga mustamlaka bo'lmagan ikkita davlat bor. Toping desa, bittasi amerikantlar, ikkinchisi turklar. Deganda u odam aytyaptiki, dunyoda boshqalarni mustamlaka qilib olmagan yagona davlat bor.
Kim dese biz Türkler deyipti. Uşnaka etrafı yani. Bu müstakillik manası da Atatürk'ün hakikatte başka kurtarışıdır. Bana şu tamamdan onlar özlerine haklı deydi. Çünkü Angliya hücum kılgen, Fransiya hücum kılgen, Almanya hücum kılgen, cüdüküp hareket bulgen Türkiye'ni, yani de parçalaş Türkiye'nin özlerini yani bir maydolları kılıçlıkla cüdü katı hareket bulgen. Uşa hareketlerden Atatürk maydonga çıkıp Türkiye'nin müstakil halde devam ettirişlik rejasiga hareket kılgen. Keyin Atatürk'ten keyin İsmat İnönü degan odam taxtni qo'lga olgan. Bu Atatürk'ni eng yaqin quroldoshi, safdoshi, lekin Atatürk'ga oxirgi paytlarda muxoliflik qilgan. O'sha Lozan shartnomasiga mana shu odam borgan, İsmat İnönü borgan. Lozandan oldin Saur degan shartnoma bor. Asl shartnoma o'sha. Bu tomondagi siyosatlarni oldin gapirgan edim. Hozir unga kirmaymiz. İsmat İnönü CHP yani CHP'ni nomzodi. Cumhuriyet Halk Partiyası. Keyin DHP paydo bo'ldi. DHP Demokratik Halk Partiyası. Uni Adnan Menderes jamoasi komandasi tashkil qildi va Turkiyada bu nechi foiz katta ovoz bilan g'alaba qildi. Bu g'alaba o'sha CHP'ni doldiratib qo'ygan. İsmat İnönü yaxshi odam bo'lmagan. İsmat İnönü'ni turklarning o'zi ham aytadi. Atatürk'ni yo'ldan ketmagan deydi. Ozarbajonliklar bor, ozarbajonliklar bor, mishxeti turklar bor. Rusiyadan, Stalindan qochib ketgan, qochib Turkiyaga borib sig'ingan, Turkiyaga borib joylashgan bechora turk millatiga aloqador. 352 yaqin odamni Stalin so'ragan. Berasan deganda İsmat İnönü bergan shuni. 352 ta odamni shundoq oborishib, ko'prikdan o'tkazib otib tashlagan ruslar. Shunda juda odamni ko'nglini ezvoradigan darajada hodisalar bor. Shunda qatnashgan shu odamlarni askar bo'lib oborib ruslarga qo'liga topshirgan odamlar bor. Hozir o'lib ketdi shekilli, eng oxirgilari aytib beradi. Yo'lda deydi Türkler deydi, o'sha Meshetu Türkler, Azerbaycan Türkleri, Rus zulmidan kaçıp, komünizmden kaçıp Türkiye'ye borganlar. Yolda deydi askerlerge, hoy Türk oğlanları, tillalarımızni olinglar, sizlarda qolsin, baribir bizni otib tashlaydi ular. Yoki sizlardan iltimos, bizni o'sha komünist otmasin, sizlar otib tashlaylar, deb yalingan deydi. Biz deydi, nima qilish bilmaganmiz, oxirgi qadam qolguncha Inonudan atkaz javobi kelishini kutganmiz. Atkaz bo'lmagan chiqib otib olishgan deydi. Shunaqa odam bo'lgan Inonu. Inonu davrida Turkiyadagi juda katta zaytun bog'lari kesilgan qasddan. Nimaga? Chunki Amerikadan juda katta miqdorda pista yog'ini olib kirishlik uchun Turkiyadagi zaytun bog'larini kestirtirgan. Ana shuni yengan Adnan Menderes harbiy kuch milliy istihborot tashkilotini oyligini Amerika, Yevropa to'layotganligini ko'rib qolgan. Meni bilishimcha Fransiya ham bor shuning ichida. Masalan, harbiylarni Amerika oyligini bersa, faras qiling, Turkiya mustaqil davlatimizda harbiylarni oyligini Amerika berarmish. Türkiye müstakil devletmiş de, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oyligini Fransa'ya berermiş. Kim bu? Baş kotargan, bu miydi bu degen? Bu ne diye yapsınlar degen? Onlardan müstakil buluşligini talep kigen. Kim Müslümanlar ki cüda kattık tazirdi. Ozan Türkçe aytilardı, ozan. Tengri uludur, Tengri uludur deyip. Şunu Arapçaya kaytartırgen. Keyin imom hatiplar kurslarını açgan. Çünkü halk karasa, din bo'lmasa, dinge karşı çünaka tazik bo'laversa, hali romalga asılsa, hali sakalga asılsa, hali cübbega asılsa, hali doppiga asılsa, bitta doppi bilen asılgan adamlar, bitta doppi kiyip kolga çıkar üçün.
Demek ki dup ki yürüsen, mahkemeni karan. Onlar da istiklal mahkemeleri bugün. İstiklal mahkemesi. Yani müstakillik mahkemesi namlengen. Hud Stalin'in troikası yokuşken. Ab gidişken, mahkemede süt kılışken, asışken. O demlerine. İskipli Akif Hoca degen hoca var. Yok sayılar çıkadı. Şu adam ak dupi kiygeni için asılgen. Türkiye tamamı mücadelesini Angliya bilen kıyken de Angliya hücum kıyken. Angliya'ya karşılığını hamma yakşı biledi. İstiklal mahkemesi de Akif Hoca'dan sonra yaptı. Süt. Ayet yaptı. Başınızdaki dupi bilen adli şapkeni nima alakası var? İkkalesi yan bir kıl materyal ki degen. Çünkü şapke degen kanun çıkan. Faras kıdın. Şapke kanunu. Şapke kişke mecbur. Çünkü Atatürk Fransa'ya borganda Fransa'da şapkeni kurup, şapke medeniyetini kılamızdı. Türkiye'ye şapke kanununu kritik etti. Dop giygen adam kamer giyen. Bana şu iskipli Akif Hoca asıl giyen dop giygen için. Sudya soru yaptı. Başınızdaki ak dopiniz bilen bu şapkenin materyali bir kuru. Neme farkı var? Neme ki şapke kiymeysiz degen de. İskipli Akif Hoca etken ki arkayızda turgan Türk bayrağı bilen Angliya'nın bayrağının materyali bir kıl. Neme farkı var degen. Bana şu gapı uçan asışken bunu. Keyin Adnan Menderes geldi. Dinsizleşip yetken halkını kutkarış uçun İmam Hatipler kursunu açışımız kereydi dedi. O şey İmam Hatipler kursu da hemme keyingi ahirgi davurdagi liderler okuyan. Recep Tayyip Erdoğan okuyan. Abdullah Gül okuyan. Başka hemme grubu şu İmam Hatipler kursu da yetişken adamlar. Bana şu gapler, bana şu işler Fransa'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, şu Almanya'ya, kop devletlerge yokmagan. Ve özlerini içiden, kayıttan ihtilal kılışken, yani tüntariş, devlet tüntarişi uyuşturuşken, devlet tüntarişi de bunların hamasını apkırışken, içkerige, apkırışıp, 5 tane adamla asışken, kogallarge ceza verişken, bir tiktası uzunu uzu öldürgen, bir tiktası zahar içken, içkeride. Bütün başlığı halk, seylegen, demokratik partiye uşa bilen yakın topken. Uşa davurlarga doğru keledi, uşa Livya'daki uzgarışlar ham. Bahs kengrağıdı, uzurrağ, şimdi hazır bana şu uzu kifaya kılsa gerek. Bu manada elbette bütün dünyanın birbirine korunmaz ipler bilen bağlılıkları var. En katta bölünüş etikadi biraderler. Cemiyetler ortasında din asas ekenliğini resmi dairelerde indelmese de asas din biraderler. Biz özümüzünü, özlüğümüzünü, dinimizini yakşı örgenmesekenimiz global dünyada kimnin loyqasiga aralashib qolishligimizni bilmay qolamiz. Bizni qutqaradigan narsa e'tiqod birodarlar.